Nevi'nin mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere pratik bir fikirle geldim arkadaşlar. Ben kışlık soğanlarımı alıyorum arkadaşlar. Bunu Eylül'de almıştım ben bu soğanlarımı. Baktım ki yeşilleniyor, artık yeşillenmeye doğru gidiyor. Ben de anneannemden gördüğüm usule başvurmak istedim. Burada güzelce makarnanın üstüne veya tavuğu haşladıktan sonra böyle soğanla kavuruyoruz ya, kavrulmuş soğanla böyle tavuğumuzu kavuruyoruz ya haşladıktan sonra. Onun için böyle bir soğan kavurmak istedim. Ben bu soğanımı kavuracağım. Sonra bunu bir güzelce biraz pembeleşecek. Pembeleşince alacağım, tuzunu da koyacağım tabii ki. Sonra bu soğuduktan sonra ben bunu kavanozuma koyacağım. Sonra buzdolabında saklayacağım arkadaşlar. Hem soğanımın çürümesini önlüyorum. Hem de pratik bir misafirin mi geldi? Hemen bir tavuk mu kavurması, yanına da pilav mı yapmak istiyorsun? Hemen soğanı kaşıkla alıyorsun oradan, kavanozda ne kadar kullanacağın kadar. Alıyorsun hemen. Üstüne de ne bileyim tavuk mu koyarsınız, artık salçalı makarna mı yapmak isterseniz bunun içine salça mı katarsınız. Artık size kalmış bir şey. Güzelce kavanozundan alıyorum. Güzelce tavamda ısıtıyorum. Üstüne ya salça koyuyorum, ya tavuk koyuyorum, ya et koyuyorum. Et kavurması yapıyorumsa. Öylece güzelce yemeklerimde değerlendiriyorum. Hem soğanımın çürümesini önlüyorum. Hem de ki güzelce benim için pratik oluyor. Çocuklu bir anneler için pratik bir fikir oluyor. Burada ben bunu kavurmalık yaptım arkadaşlar. Şimdi size çorbalık yemekliği de göstereyim. İki tava yapıyorum şu anda. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu da yemeklik soğanım arkadaşlar. Güzelce yemeklik doğradım bunu. Bunu da başka bir tavada kavuruyorum şu anda. Baktım ki bir 10 tane, 10-15, belki de 5 tane de küçüktü de 10 tanesi çok büyüktü. Yeşilleniyor, filizleniyor. Biraz da artık yıpranmaya doğru gidiyor. Yani çürümeye doğru gidiyor. O yüzden hemen dedim ki ben bunu annemden, rahmetli anneannemden kalan usule başvuruyorum. Ben bunları kavuruyorum, koyayım. Bazen şehriye çorbası yapmak istiyorum. Bazen patatesli et yemeği yapmak istiyorum. Soğan kavurmak istemiyorum. Dışarı çıkacağım. Elim soğan koksun istemiyorum. Hemen kavanozumdan bir kaşık alıyorum, koyuyorum. Sonra da yemeklerimi güzelce hallediyorum, pişiriyorum. Dediğim gibi bu çalışan hanımlarımız için de çok pratik bir fikir. Gerçekten mutlaka denemenizi istiyorum. Sizin için çok kolay olacak. Şimdi ben bu soğanlarımı kavurayım arkadaşlar. Güzelce kavurduktan sonra inşallah yine de size kavrulmuş halini, kavanozdaki halimi evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi soğanın pembeleşmeye başladı. Tuzunu koydum. Güzelce tam yemeklik oldu. Öbür soğanımı da hemen göstereyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle göstereyim. Buharı biraz şey yapıyor. Bu daha kavrulmadı. Şimdi büyük gözü aldım. Biraz daha kavrulması lazım. Soğanımız iyice ölmesi lazım. Kavanozlarımı hazırladım. Güzelce sıcak sıcak kavanozuma koyacağım. Ağzını kapatmayacağım. İyice soğuduktan sonra kapatacağım arkadaşlar. Çünkü gerek yok sıcak sıcak kapatmaya. Tuzunu da koyun. Hazır olsun arkadaşlar. Dediğim gibi yani şu an israf zamanı değil. Her şeyimizi değerlendirip dolabımızda saklayacağız. Soğanımızı da. Baktınız ki bozuluyor. İçi yumuşalıyor. Yani bir tane özeğini de kurtarsak bizim için çardır. Biliyorsunuz bütçemize faydası olur. Bir yemeğimizi yaparsak, bir öğün yemeğimizi yaparsak güzelce paramızı da, ona vereceğimiz parayı da kenara koymuş oluruz. Çöp atacağımıza kullanmış oluruz. Bunu size çekmek istedim. Fikrimi bildirmek istedim. Dediğim gibi rahmetli anneannemden kalan bir fikir. Bugün de cuma. Allah rahmet eylesin bütün ölenlerimize. İçinde de benim inşallah anneanneme. Şimdi hemen bunları güzelce kavanozladığımda size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çorbalık ve tavuk kavurmalık, et kavurmalık, patatesli et yapmak için yaptığım soğanım hazır.
Şimdi bunları arkadaşlar güzelce soğudular. Ben bunların ağzını kapatacağım. Buzdolabımın alt gözüne koyacağım. Ve bunları çorba yaptığımda, et sote yaptığımda, fasulye yaptığımda, sonra herhangi bir yemeğimizde işte soğanla yaptığımız yemeklerde hepsinde kullanacağım. Yemekliği yemeklik gibi, kavurmalığı kavurmalık gibi arkadaşlar. Bugün soğanlarımızı soğanlarımızı güzelce nasıl faydalı bir hale getiririz diye size göstermek istedim. Nasıl çürümekten kurtarırız diye. Çünkü malum dediğim gibi devir ekonomik deviri, her şeyi güzelce difrizimize, buzdolabımıza koyma deviri, bütçemizi güzelce korumamızın deviri. Bu yüzden ben bunları yapmışken size de sunmak istedim. İnşallah verimli bir video olmuştur. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bize abone olmayı unutmayın.